Hayır. Halasının bir tanesi. Bebeğim. Sen hala o çocuğu düşünmüyorsun değil mi? Aman bir tanem bak. Aman sakın öyle pişmanlık triplerine falan girme, tamam mı? Biliyorsun sana hiç layık değildi o çocuk. E sen de bildin de kalktın o masadan zaten değil mi? Anacığım lütfen. O sevimsiz anıyı hatıralarımızdan tamamen silelim istiyorum. Zaten bugün gelinliği de Cemile'ye attırıverdim. Hala niye bana sormadan öyle bir şey yaptın? Aa, sen niye sinirleniyorsun ki? Ne yapacaktın? Yani ben kaç kere evlendim, her seferinde yepyeni bir gelinlik giydim. Sen de aynı gelinliği bir daha giyecek değildin herhalde değil mi? Nereye attın peki, bahçedeki çöpe mi? Aa, ne yapacaksın, gidip geri mi alacaksın? Ay Naz, vallahi korkutuyorsun bak beni. Yoksa senin aklın hala o yalancıda mı ha? Hayır değil ama gelinliğimle ne yapıp ne yapmayacağıma sen karar veremezsin. Niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Lütfen bir daha yapma. Aa, sen böyle iyice hırçın bir kız oldun, çıktın başımıza. Nereden geliyor bu tavırlar anlamıyorum. Hep o varoş mahallenin etkileri bunlar abicim. Görüyorsun değil mi kızının geldiği hali? Beyza artık başkalarının hayatını germeyi bırak. Kendi hayatınla ilgilen. Ben yatıyorum. İyi geceler. Bekle. Bekle, konuşacaklarımız var. Bizi yalnız bırakır mısın Beyza? Aa. İyi konuşun siz. Beyzem ya. Sen şimdi bütün gün bir şey yememişsindir. Gözümün önünde bunların hepsi bitecek. Haydi bakalım. Hiçbir yere gitmiyorum. Haydi. Haydi. Yut. Beyzem. Haydi yut. Şimdi başkasından duyarsın, benden duy. O gün Naz'ın babası geldi. Ne dedi peki? Yani özür dilemek için gelmiş. Ne işe yarayacaksa artık. Ben seni hiç anlamıyorum. Yani bütün bu olan bitenden sonra sen hala o kızın yanındasın. Neden? Şebnem ısrar etti. O yüzden çalışıyor. Hem sen nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Sen restorana muhbir falan mı soktun? Hangisi sana çalışıyor? Ya baba, orası benim restoranım değil miydi? Hani karışmayacaktın? Karışmıyorum zaten. Tam özgürlük istedin, verdim. Ama belli ki fazla vermişim çünkü dengen şaştı. Naz, lütfen konuşurken bana bakar mısın? Yaptıklarını artık ben bile anlayamıyorum. Dün seviyorum dediğin adamı nikah masasında bıraktın gittin. Yani bunu planlı yapma ihtimaline inanmak bile istemiyorum. Eğer bir ihtimal bile doğruysa, yani bütün bunların sorumlusu Fırat'sa, o restorandan uzak dur. O restoran... Artık hisselerini Şebnem'e mi devredersin, başkasına mı satarsın bilemem. Ne yaparsan yap, o çocuktan da uzak dur. Sana iyi gelmiyor.